Mekong Deltası turuna katılmak için erken kalktım. Saat 7.30'a geliyor. Biraz hızlı olmam lazım. Şöyle bir yerden, şurada bir yerde kaldım. Şöyle. Şimdi şöyle ana yola çıkıp tur acentesinin şeyine gidiyorum. Yerine gidiyorum. Dün gece acayip yağmur yağdı ama şu an hava hala çok acayip basık. Bakın şurası Bentham Market. Şöyle tur acentesinin oraya geldim. Böyle bekliyoruz bakalım. Şöyle bir meyve verdiler bana. İsmi rambutanmış. Şöyle kabuğunu soyuyorsunuz, içini yiyorsunuz böyle. Nasıl yiyeyim? Böyle bir çeşit değişik bir meyve. Şöyle bir dinlenme yerine geldik. Ne kadar güzel. Kocaman kocaman balıklar da var şurada. Şöyle Mekong Deltası'nın bu bölgedeki en büyük Budist tapınağının olduğu yere geldik. Bu arada Vietnam'daki insanların %70'i Budizm dinine inanıyorlarmış. Ondan sonraki ikinci din Hristiyanlık. İşte sonra çeşitli şeyler falan geliyormuş. İslam, Müslümanlık falan filan. Buradan sanırım tapınağın içine giriliyor. Buda'ya saygı için şapka, gözlük vesaire çıkarılması lazım. Şurada öyle yazıyor. Aslında şort da kabul edilmiyor diyor da şortla giren bir sürü insan var. O yüzden ben de şapkamı çıkarıyorum. Böyle çeşitli Türkçeleri yapmışlar. Şimdi şuradan çıktım. Şöyle bir dış avlu tarafı var. Böyle. Şöyle bir başka Buda heykeli. Yani bu Budizm kültürüne açıkçası çok fazla aşina olmadığımız için böyle diğer insanlar gibi ben de bakıp geçiyorum yani. İşte burası da böyle arkadaşlar. Şöyle bir Buda heykeli. Arka tarafta da var bir tane.
Şurası böyle tapınak içi. Böyle güzel güzel ağaçlar. Şurası da giriş yeri. Biraz sonra tekrar ağaçlarımıza binip bu sefer Mekong Deltası'na geçeceğiz. Orada işte kayık mayık falan onlara binip nehir içinde ilerleyecekmişiz. Şimdilik böyle. Teknelerin kalkacağı yere geldik. Şöyle bir yer. Şuradan içeri gireceğiz bakalım. Evet, şimdi şöyle teknelere bineceğiz. İşte Mekong nehrinin rengi böyle arkadaşlar. Tabii Vietnam'daki hemen hemen bütün nehirlerin renkleri böyle. Bu da şeyden dolayı sanırım. Çok yağış aldığından dolayı. Şöyle tekneden indik. Şöyle bir yere geldik. Water coconut. And ladies and gentlemen, you can see it's on the left side view right here. This garden is the longan, tree. And with the bee, you know, the bee, they collect the nectar from the longan flower from this tree. It's very sweet nectar from this one. And in Vietnam, we have one culture that we gonna chewing beetle, especially for the old people. When we chew it, it have the red color, the red liquid inside. With that liquid, it can protect the teeth of the old people. That's our culture. Usually with the old people, they gonna chew that one, beetle. Geldiğimiz adada 6000 kişi yaşıyormuş. Bunlarda. Yeah, and ladies and gentlemen, you can look on the ground. Star fruit. See that one? And look up above, right here. This tree is the star fruit. And you know, with the green, it's very sour. We can also cut it into the small pieces for making like the salad. Yeah. And right there is papaya. Right there, see that one? Papaya. Green papaya. We can also eat it. You cut it. Yeah. It's very crunchy. Like salad. Andrew. Australia. Grow up a lot of this one. Have you ever heard this before? Have you seen this before? No. The lemongrass. Lemongrass. The smell from a lemongrass. You know that we can use one extract the liquid to make the mosquito repellent. Yeah. And gives you the people in Mekong Delta
we grow up a lot of lemongrass around our house to prevent the mosquito and also the snake. You know the snake? Mm-hmm. Yeah. This one, the smell from this one. Usually grow around our home to protect our family. And one more thing, with the root of the lemongrass, we can cook with beef, pork, or fish. It's very good, very delicious too. Yeah. Push it along, push it. Can we check for it for a while? Can you please? Are you killing it? I'm not killing it, just one more thing. Bakın bunun da adı su kokonatıymış ama içinde su yok, yani sadece içinde böyle et gibi bir şey oluyor, yani meyvesi oluyor. İçinde suyu olmuyor. Görünümü bu şekilde. Ağaç suyun içinde yetiştiği için su kokonatı demişler. Öyle. Grey food sanırım. İşte bu yolculukta en çok merak ettiğim yere geldik. Şöyle nehir üzerinde şöyle kayıklara binilip yolculuk yapılıyor. Bu kayıklara şey deniyormuş. Sampan. Sampan. Sampan diye yazılıyor. One by one. Yeah. Okay, this is a one-way ticket. See you tomorrow. One-way ticket? Yeah, see you tomorrow. Sir, keep your hand, your finger inside the bone. Nehir bazı yerlerde daralıyor böyle. Kayıklar birbirine çarpıyor. Az önce bir tane vurduk. Kaza yaptık. Muhtemelen gene vuracak şimdi. Oh yeah, oh yeah. Cái cầu mà bị động là bảo hả? Một thùng á, còn thấy một thùng. Bảo biết cái cầu coi nó ra cầu nào nha. Chúng ta dùng cho xin được biết đó. Rồi, trả lời. Bye. 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 Bye.
şimdi açık yere çıktık. Burada döner zannettim de dönmedi. Burada ince herhalde. Şimdi indik. Bu grubun diğer kısmı. Zaten en fazla 3-4 kişi falan biniyor. Burada da sanırım yemek yiyeceğiz. Şöyle güzelce bir yere geldik. Pardon, burada bal kovanları var. Of 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 of. Okay, see you. Hey guys, come here. See that for one box, I just want you see they're gonna have from 4 to 5 trays inside. And do you know how many thousand bees inside? How many? 8 to 10,000 bees in one box like this one. 95% they are worker bee, that's mean the female bee. You know, with the female bee, they have to work every single day. Don't stop any second. This one is the oil, they fry it from the oil. Bakın önce şöyle baldan koyuyoruz biraz. Beraber yiyoruz. Bu da kurutulmuş muz. Gayet tatlı. The jelly, the food of the queen bee. It's only for the queen bee. Oha, motor saplandı. Tekne çamura mı saplandı? Mekong Nehri'nin ortasında kaldık arkadaşlar. Motor takıldı. Geldiğimiz yerde Kokonat Adası'ymış. Burada Hindistan cevizi şekeri nasıl yapılıyor onu göstereceklermiş. Her yerde kokonat. İnsanın şöyle bir bahçesi olsun, daha ne ister. Bunlar muz. Şu büyük kalın yapraklı olanlar. They practice and they feel and they make it pound by pound just 30 seconds. And I will try to make it for you. It's not that easy. I'm not a professional guy. Okay, so you can. Thank you.
I have a perfect cut. Ah, perfect cut. Yeah. And you can also come in presses. Press coconut meat. Presses. Uh-huh. Strong, right? Yeah. Very strong. And you do which one, you cannot eat. It's very hard for you to eat. So, people in here, we gonna cut the coconut meat out. Also with this one. Like this, we're gonna cut it. See? Like this one. I'm not professional. And you have to cut it. You cut the whole thing out. And then you got the main chicken, this one, see? Like this. You cut it from that knife, the special knife, right? That one. Yeah. And one more thing. With the old coconut juice, what we're gonna do with this one, we're gonna do this one for making the coconut jelly. Coconut jelly. After the fermentation process. Yeah, fermentation. And with the coconut olive, sorry, with the coconut meat, cut it. Small pieces. Now that's one. You see this one? And I'm gonna show for you. The old way, the old method. Need a lot of people. Need a lot of human power. The old way, like this one. Traditional method. See this one? Cut coconut meat into the small. This is like this one, take a lot of time, very long time, yeah. Right? And one more thing, with the coconut shell, like this one, we can also use for making a small bowl. And so with this one, is the coconut candy with original flavor. Just only coconut, yeah, with this one. And how to eat the coconut candy? One tip for you, don't chew. That means don't bite it. Don't bite it. Just chew it, suck it. Suck. This means you just keep it in your mouth. It will be melt. Yeah. And time by time you can feel the sweet taste inside. Yeah. Okay, try. So you understand? So just suck it in your mouth. Mm-hmm. Don't chew. Don't bite. Just keep it in your mouth, it will be melt. Yeah. Right. Hindistan cevizi sularını böyle şey yapıyorlar. Altta soba var. Sobada hem pişiyor. Hem de makine böyle çeviriyor. Ondan sonra yuvarlak şey yapıyorlar. Şeker haline getiriyorlar. O şekilde yani biraz kuruyunca şeker oluyor. Şunun gibi. Burada da kesiyorlar. You can see with this one is the local area, the local workshop with the local people provided job for the local people in this area. And one day they can make around 3,000 to 4,000 candies like this one. They can sell it to the local market or even export to another country. And they're gonna put it in the bag and do you know what is the next bag? What? After they're gonna put it to our belly. Oh, that was the next one. And the next one that we can see is the net alcohol or net wine. Tamam, tamam. Yılan şarabı. Yılan şarabı yapmışlar. Bir de bir Viagra olarak kullanılıyormuş. Şöyle ufak ufak kaptırıyorlar yani. Okay, if you don't drink it anymore, just leave it right here. Okay. Din şarap ya. Pek bir farkı yok. Happy. Very happy. Bakın, yılanlar burada turşu gibi yapmışlar. Bunlar işte şarap. Farklı bir tadı yok yani. Hemen hemen normal şaraplarla aynı. Do you want to get it, sir? Okay, I will take one. One, that one. 50. Uh-huh. 50,000. Thank you.
Bakın şimdi ne göstereceğim size. Şöyle bir havuzumuz var. Şöyle bir şey dökelim. Nasıl kapışıyorlar baksana. Kocaman. Yayın balığı bunlar. Evet arkadaşlar, şurada öğlen yemeğimizi de yedik. Artık turu yavaş yavaş bitiriyoruz. Biraz sonra yola çıkacağız. Bugünlük turdan bu kadar. Kendinize iyi bakın.